Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, kulaklarımızı da ördük. Şimdi ben dikerken şöyle durması için, dik durması için hep böyle yamuluyordu şu şekilde. Ben bir çözüm buldum ona. Şönile ihtiyacımız var. Şönile ikiye katladım. Sonra şu şekilde büktüm arkadaşlar. Daha sonra bakın şu kulağımızın kapatmadığımız kısımdan şu şekilde sokalım. Evet. Sonra karşılıklı ilmeklerimizle iki üç ilmekle şu şekilde birleştirelim. Bir zincir çekip ipimizi uzun bırakalım. Ben bunu yaptım ve hazırladım. Şimdi şöyle tutalım. Kulaklar çok büyük. Aslında hani küçük de örülebilir. Şuradaki 6 sırayı 2 sıra haline getirip de örebilirsiniz. Bana biraz büyük geldi. Bakın şöyle duracak. Onun ayarlamasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi şunun ipine iğnemizi takalım. Şöyle çarpı şeklinde dursun. Takarken de şöyle içten sokalım. Evet, kamerada zor olacak biraz. Şöyle rastgele tutturalım. Şöneli olduğu için içeride biraz zor geçiyor. Evet, şöyle bir dursun bakalım. Şimdi öbür ipimizi takacağız. Ben bunu işte video çekerken örmeye başladım. Yani test örgüsünü yapmadım. Bakalım. Evet. Bence iyi. Şöyle tutturalım. Evet arkadaşlar. Bacakları söyleyeyim ben size, ayakları. İlk önce şöyle yaptım. Diktim onları, bakın şu şekilde. Sonra da kalbi oturtturup diktim arkadaşlar. Bacaklar kolay.
Şöyle çapraz biri bir tarafa bakıyor. Yani şu üçgen şeklini alacak. Kulakları da bu şekilde dikeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde duracak. Şöyle. Tam. Evet arkadaşlar, tavşanımızın bitmiş hali bu şekilde. Şöyle bakın. Şunu da şöyle koyalım. Şu an kulaklar dikilmediği için böyle duruyor. Evet. Bu şekilde bir tavşanımız. Herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.